Emniyetsiz yaşamanın bir misalini vereyim. Emniyet ve güvensiz yaşama. Uçağa bindiniz çoğunuz. Uçak gidiyor. İçinde 150 kişi var. Bazısında 300-400 filan. İşte şeyden, kokpitten mi diyorlar, pilotun bulunduğu yerden bir anons geçtiler. Pilotlarımız, iki pilot var. Pilotlarımız kalp krizi geçirdi. İçinizde uçağı kullanan kimse var mı? Kimse de yok. Herkes yolcu, amele işte. Uçak 850 kilometre hızla 10.000 fitte, yani 10 kilometre yukarıda ve kullanan hiç kimse yok. Ve içinde 150 kişi ve 400 kişi gidiyorsunuz. Desek oturun oturun, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Önemli değil. Yani Allah rahmet eylesin, pilotlar ölmüş işte. Ne yapacaksın? Bir Fatiha okuyalım. Ne olur oradaki oturanlar? Değil mi? Ya niye ölüyorsunuz ki kardeşim? Ne güzel koltuklarımızda oturuyoruz. Yani bir şey yok ki ya. Niye siz evham ediyorsunuz? Denir mi? Yok. İmansızlık işte ne yapıyor biliyor musun? Allah yok dediğin anda 108 bin kilometre hızla giden bir uçakta 7 milyar yolcu karambole gidiyor. Nereye çarpacağı, nereye düşeceği belli değil. Adam imansız gözlükle böyle bakıyor. Diyor ki 108 bin kilometre hızla gidiyor mu dünya? Gerçek mi bu? Bunu felsefe böyle bakıyor. Senin itikad ettiğinden daha çok felsefeci itikadı var. Felsefecinin itikadı sen 108 bin kilometre hızla gidiyor diyorsun, gülüyorsun mesela. Ama bir felsefeci 108 bin kilometre hızla gidiyor deyince gülemiyor. Sen nasıl Allah'a inanıyorsan o da 108 bin kilometreye inanıyor. Diyor ki 108 bin kilometre hızla gidiyor ve diyor ki bunun hiçbir kontrolü yok diyor. Bu kontrolsüz gidiyor diyor. Bunun amiri, memuru, pilotu, hakimi, şoförü hiçbir şeysi yok diyor. Ben ne yapacağım diyor. İşte o adam dünyada emniyetsiz yaşıyor, korkak yaşıyor. O yüzden ehli küfür korkaktır. En son hamlede, yani canının gitmesi tehlikesinde artık her şeyden kaçar, her şeyi terk eder. En modern silahlar ellerinde olduğu halde korkarlar mesela. Sebebi budur. Çünkü dayanak noktası yok. Ama mümin nasıl? Evet, o da 108 bin kilometre aynı uçakta. Ama ne diyor? Elhamdülillah diyor. Yani pilot var, uçak var. Selametli bir şekilde ne yapacak? Berzah havaalanına iniş yapacak. Selametle ineceğini biliyor. Ne inmesinden korkuyor, ne kalkmasından korkuyor. Ya şu an gidiyoruz ya. Bu basit bir tesadüfle giden bir uçak değil. Bu 7 milyar yolcuyla beraber nereye iniş yapacak? Berzah alemine selametli bir iniş yapacak. Yolcusunu haşir meydanına dökecek. İşte felsefe ile Kur'an talebesi arasındaki fark budur. E işte ben diyor pilotu göremedim diyor. Bir de en büyük korkuları şudur. Pilotlar hani bilirsiniz kabin içerisindedir, bilirsiniz de. Adam diyor ki ben pilot görmüyorum diyor. Ulan inek zaten uçak gidiyor, görüyorsun ve rotayı takip ediyor. Belli bir hıza ulaşıyor değil mi? 300'de kalkış yapıyor, 850'ye kadar çıkıyor, kimisi 900'e çıkıyor. Ve bakıyorsun ki hiçbir sallantı yok. Ve kaç bin yıldır hiç kaza yapmamış. E içeride kokpitte görmedin diye yani bunun şoförü yok, pilotu yok manasına gelmez ki. İcraatı görüyorsun işte. İşte müminle kafir arasındaki fark bu. Her şeyi gözüyle ve aklıyla değerlendiriyor. Kalp yoktur. Halbuki biz ne diyoruz? Bu nizam, bu intizam, bu selamet, bu selametli kalkış ve bu selametli iniş ve hızın sabitiyeti, hızın düzenli olması bize bir pilotu yani bir Allah'ı gösteriyor. O diyor ki ben gözümle görmediğime inanmam diyor ve durmadan korkular içerisinde, evhamlar içerisinde boğuluyor. Bu bize her sahada emniyet verir arkadaşlar. Geleceğim ne olacak? Acaba başıma büyüyünce ne gelecek? İşte gelecekte acaba ben zengin mi olacağım, fakir mi olacağım, hasta mı olacağım, perişan mı olacağım? Ya sakin ol. Sakin ol. Sizi ve bizi taşıyan bu sefine-i sultaniye diyor değil mi? Yükünü sen bu gemiye bırak, bu uçağa bırak. Hepimizi ne yapacak? Selametli bir şekilde götürür. Sen vazifeni yap. Önündeki vazifen neyse onu yap.
Onun arkası sırayla ne yapacak? Gelecek. Şimdi bunların bir aldandıkları nokta da şu. Şimdi uçak gidiyor görüyorlar ya, bakıyor uçak düşmüyor. Ha, uçaktan madem girdi, uçaktan devam edelim. Uçak düşmüyor. Şimdi evham ediyorlar ki pilotsuz bir uçaktayız. Uçağın çakılması lazım. Uçak çakılmıyor. 108 bin kilometre hızla gidiyor ama nizamlı gidiyor, intizamlı gidiyor, rotayı takip ediyor. Bakın uzayda bir şey böyle atarsan ne yapar? Böyle gider o. Böyle dönmez. Öyle gider. Bakın bu geliyor. 108 bin kilometre hızla böyle dönüyor. Dönüyor. Hız kesmiyor. Biz dünya, güneş, ay üçünün yörüngelerini hesap ettik. Bir sene içerisinde toplam valla şu an hatırımda kalmadı. 28 mi 36 mı ne çarpma şeyinden geçiyor. Kesişme noktasından geçiyor. Eğer hani diyorlar ya, hep duymuşsunuzdur. İşte bir saniye işte gecikse dünya çarpacak. Bir saniye hızlı gitse yine çarpacak. Hakikaten öyle. Bir saniye fazlalaştırsa 100 sene içerisinde tam o kesişme noktasına geliyor. Fakat hiçbirinin vaktini ve saatini bir saniye dahi şaşırmaması lazım ki kesişme noktalarında birbirlerine denk gelmesinler. Şimdi bu şuna benzer. Diyelim ki ipe taşı bağladık, çeviriyoruz değil mi? Ne olur burada vuuu diye böyle bir taş uğultusu olur değil mi? Böyle bir daire görürsünüz. Buna da aldım, bunu da çeviriyor. Bu biraz yavaş olsa ne olur? Bu çevirdiğim taşla bu çevirdiğim taş arasındaki hızlar aynı olmazsa ne olur? Bu iki taş. He? Çarpmaz mı? Kesişme noktasında çarpışır değil mi? Paramparça olur. Aynen öyle de eğer ki o yörüngelerin hesapları bir saniyecik geri kalsa kesişme noktasına geliyor ve paramparça oluyoruz. Bunu sen bu kadar böyle az tefekkürü görüyorsun ama bunu bir astronomi uzmanı, bunu efendim bir kozmografyacı din gibi itikad ediyor. Ve bundan dolayı Allah inancı olmadığından korkuyor. Şimdi bunlar bu nizamı intizamı görünce ne dediler biliyorsunuz mu? Dediler ki bu uçağın motoru ilahtır dediler. Şimdi baklar uçak düşmedi ya. Bu sefer dediler ki bizi böyle selametle, emniyetle götüren kimdir? Uçağın motorudur dediler. Baktılar ki hakikaten motorlar çekiyor yani. Motorlar havada tutuyor uçağı. Dediler ki bizim motor götürüyor. Sonra iniş takımına bakıyor. Diyor ki bu olmasa olmaz. Tekerlek olmasa uçak nasıl inecek? Dedi ki bu tekerlek de büyük ilahtır. Şimdi bu sefer bakıyor ki başka elektronik aksamlar var. Bunlar olmasa hiç olmayacak. Bu sefer diyor ki onlar da ilahtır. Her bir parçasına, uçağın her bir parçasına ne yaptı? Birer ilahlık verdiği gibi mahlukatın her bir türüne de doğa ana, tabiat ana, kendi kendine oldu, tesadüftür, rastlantıdır diyerek mahlukata, kendi hizmetçisi olan mahlukata secde etmeye ve ilahlık ettirmeye başladı. Asıl perde arkasındaki müsebbibül esbab olan Rabbül Alemini ne yaptı? Unuttular. Fakat Kur'an talebesi baktığı zaman öyle bir gözlüğü var ki ne yapması lazım? Maddenin arkasını görmesi lazım. Esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında diyor. Bunu okudunuz değil mi külliyatta? Hatırladınız mı? Esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Şimdi şu bir altında kalın perde var da üstünde ince tül perde var. O tül perdeye dikkat ettiğiniz zaman dışarıyı görüyorsunuz değil mi? Tül perdeden bakıldığında işte Mesnevi Nuriye'de esbab tenteneli bir perdedir diyor Allah'la aramızda. Dikkat edip o tentenenin arkasındaki Allah'ı görmemiz gerekiyor. Göremezsen esbaba takılıp kalıyorsun ve dünya ve ahiretteki selametini kaybediyorsun. Öyleyse sani masnu içinde olamaz. Bakın bu cümle bütün meseleyi aslında toparladı.
Sani, yani ne demek sani? Sanatkar. Masnu içinde olamaz. Masnu, sanat. Sanatın içerisinde olur mu? Suyu yaratan suyun içinde olur mu ya? Değil mi? Marangoz masanın içinde olur mu? Saçma. Adam diyor ki Allah nerede diyor. Lan nerede olur mu Allah? Yarattığı, nerede dediğin zaman ve mekanı o yarattı. Soru saçma. Sen de düşünüyorsun ki ya ne soru sordu? Ben bunu acaba ne cevap vereyim? Soru saçma. Soru değil bir kere. Mesela matba ile teksir edilen, çoğaltılan bir kitap yine bir adamın kalemiyle yazılıyor. O kitabın nakışları, harfleri kendisinden sümbürlenmez. Bunlar ne yaptılar? O kitabın harflerini kendisinden kabul ediyorlar. Ki bu kitaptaki manalar falan var ya, çok derin bir kitaptır, ilmi bir kitaptır Mesnevi Nuriye yani. Diyorlar ki vay be bu Mesnevi Nuriye ya, ne ilmi bir kitap. Bunun işte harfleri ne böyle manalar çıkarmış, harfleri buradaki yazılan şeyler var ya. Bunlar ne mana çıkarmış diyor. Yani haricinde bir kişinin olması gerekli olduğunu anlayamamış. Tabi bu neyden kaynaklanmış? Ya o kadar felsefeciler görmedi de biz mi gördük diye insanın aklına gelir de. Maddiyatta tevavul eden diyor üstad, maneviyatta gabileşir. Maddiyatta tevavul eden, yani aşırı uğraşan, maneviyatta gabileşir. O zaman madem biz maneviyatta şeydik de neden geri kaldık? Ya Avrupa kafirleri veya Asya münafıkları çalar diyor. Ya Avrupa kafirleri veya Asya münafıkları çalar diyor. Bir de ikinci olarak üstad şunu söylüyor. Biz İslamiyet'e ne zaman sarılmışsak o zaman terakki etmişiz, yükselmişiz. Ne zaman İslam'dan el çekmişsek o zaman da tedenni etmişiz, alçalmışız. Bu bir fıtrat kanunudur. Ama Hristiyanlar böyle değil. Dinleri bozuk olduğu için o bozuk dine ne kadar yapışırlarsa onlar o kadar geri giderler. Dinlerinden ne kadar uzaklaşırlarsa onlar o kadar yükselirler. Çünkü dinleri bozuk yani. Ama bizim dinimiz ise bütün kemalat, ahlak, kural, kaide her şeyi biz İslamiyet'le öğrenmişiz. Biz İslamiyet'i bıraktığımız anda bütün maddi manevi terakkiyatın hepsini terk etmiş oluyoruz. İşte bu açıdan Müslümanlar ne zaman dinine temessüp etmiş, bağlanmışsa o derece yükselmiştir. Ne zaman da dinini terk etmişse o derece tedenni etmiş, alçalmıştır. Yani bazı unsurlar ya gerek yok ya. Şimdi biz bu dersi aldık arkadaşlar. Bize kaç para verecekler? Bir bardak çaya yani bu derste yarım saat, bir saat dinlenilmez yani. Bu çok ucuz değil mi? Şimdi o zaman demek ki bir manası yok. Bakın fenler, felsefeler hepsi okundu ha. Bu memlekette Cumhuriyet kurulalı 83 yıl oldu. Ve bu memlekette profesörler yetişti. Bu memlekette efendim büyük adamlar yetişti. Okumuş adamdan doldu, yer gök doldu. Sonuç ne? 83 yıldır kaç metrekare? 1 metrekare yer alamamışız biliyor musun? Dünya siyasetinde 83 yıldır 1 metrekare yer alamamışız. Alamamayı boş ver. Elimizdekileri de kaybettiklerimiz var. Yunan adaları, Musul, Kerkük hepsini de vermişler yani. Ha. Burada bir ince sır var yani. Müslümanlar ne zaman dinine temessük etmişse terakki eder. Ne zaman dinini terk ederse o derece tedenni eder. Eğer aklın nuruyla kalbin nuru ikisi birleşmezse ne yapmaz? Terakki olmaz. O zaman ne olur? Dinsiz ve hırsız bir hammal. Zaten bunu istiyorlar toplumda. Dinsiz, güdülmesi kolay, hırsız bir topluluk. Niye? Bunların idaresi kolaydır. Avrupa'nın bizden istediği bu. Yani bu zamana kadar uçak arkadaşlar yapılamadığından, mühendis olmadığından dolayı yapılmamış değil. Bizim mühendisimiz yoksa 3-5 kuruş veririz. Bir yerde bir mühendis çağırırız, yaptırtırız. Amele, yapsın.
Ama o zihniyet yokmuş. O anlayış yok. O efkar yok. Adam hiçbir şey bilmeyebilir. Şimdi görüyoruz ilkokul mezunu fabrikatör, mühendisleri, mimarları çalıştırıyor. Adamda terakki anlayışı olsun yeter ki. Ne yapar? Amerika'dan, Rusya'dan mühendisler sokakta geziyor. Toplarsın, yine yaparsın. Yine yaptırırsın. Ama işte o din anlayışı olmayınca adam diyor ki neme lazım diyor. İşte çalıp çırpıp herkes kendi nefsine çalışıp ortalıkta müthiş bir ahlaksızlık alıp başını gidiyor. O yüzden önce din geliyor. Yani okuduğumuz fenni derslerle okuduğumuz dini derslerin içtimaından yani beraberliğinden hakikat ortaya çıkıyor. Yoksa ben önceden şaşırmıştım. Bir Yavuz Sultan Selim'in hayatını okudum. Diyor ki kendisi diyor fakih'tir. Yani fıkıh uleması. Pek çok alimlerin bilemediği fıkhi mevzuları kendisi izah eden bir adam. Aynı zamanda şair. Aynı zamanda da fen ilimlerinde çok terakki etmiş bir adam. Yani fıkıh alimi yok mu kardeşim? Fatih Sultan Mehmet hadis alimidir, biliyor muydunuz bunu? Hadis alimi. Yani bu zamanda da yani Risale-i Nur'la beraber o anlayış ve zihniyet, eğer o terbiye, o dini terbiye olmazsa maalesef ne oluyor? Bilse de cehl-i mürekkep içerisinde echeldir diyor. Koyu bir cehalet içerisindedir diyor üstad. Bunu kim için söylüyor biliyor musun? Felsefeciler için söylüyor. Avrupa filozofları için söylüyor. Bakın filozoflar Avrupa'yı terakki ettiren kimseler değil. Fikir ve düşüncesini tanzim eden insanlardır. Yoksa adam mühendis silahı yapmış. Mühendis adam hayır. Bunlar Avrupa'nın dini fikrini, anlayışını ortaya koyan adam.